Muammercim, şimdi zarafet eğitimi dedin. Zarafet eğitiminde ne veriyorsunuz? Mankenlik. Yani mankenlik. Duruş, yürüyüş. Tabii. Yani sofrada oturuşundan yürüyüşüne kadar bütün her şeyi veriyoruz. Çünkü bazı dizilere dikkat ederseniz ki ben çok dikkatli seyrediyorum dizilerde ünlü başrollerini. Kız koşuyor ya, arkadan bakıyorsun ayakları içeriye dönük koşuyor mesela. Evet. Şöyle şöyle. Yani bunu yapımcısı işte bunu çeken görmüyor mu? Paytak paytak koşuyor. Yani normalde onun orada şeyde taşrada bir kızı canlandırıyorsa orijinal halini yapabilir o kızcağız. Ama sen burada bir sosyete yalıda oturuyorsun, koşarken de bacakların içeriye dönük. Yani vücut dilindeki bütün o düzeltmeleri manken olmak istiyorsa podyum sanatını, yürüyüşlerini onlar gösteriliyor. Yani zarafette şıklık öğretiyoruz açıkçası. Hani kadın ya da erkek fark etmiyor bu. Oturup kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, kelimelerini iyi seçen insanı yapıyor. Düşünerek konuşan. Aynen öyle. Patavatsızlıktan uzak. Uzak, evet. Ne konuştuğunu bilecek. Bilecek. Aklı selim duracak yani. Kesinlikle efendim. Çünkü ilişkilerde de çok önemli. Evet. Sen ilişkilerde insanlara ne tavsiye ediyorsun? Şimdi yeni gençlik rahatlığı, doğallığı birazcık bazıları farklı algılıyor. Şimdi bakın, onun da ben şeyini söyleyeyim. Bunların hiçbiri anneden, babadan, aileden gelmiyor arkadaşlar. Çünkü hepimizin, benim anne neslim var, annemin anne nesli vardı. Zaten o annemin anne nesli yavaş yavaş toprağa karıştı. Şimdi annelerimiz, bizim yani annelerimiz toprağa karışacak ve biz daha rezil bir ortamlara düşeceğiz. Şöyle bir şey var, gençliği buraya sürükleyen şey bana göre televizyonlardaki o korkunç programlar. Korkunç programlar. Bu programlarda çocuk ailesini dinlemez hale geliyor, çocuk ne giydiğini bilmez hale geliyor. Bu çocuk iffetini kaybediyor programlarda, en önemlisi. Ataerkil bir toplumuz, ataerkillik annemizde kalıyor, yani babamız olan jenerasyonda kalıyor. Bu tarafa artık ataerkillik geçemez hale geliyor. Bunu birazcık daha savunan, biraz daha kollayan doğu bölgelerimiz. Allah o kesimden bin kere razı olsun. Onlar da bakıyorum değişiyorlar ama biraz daha sürüklüyorlar bunları ellerinden kaybetmemek için. Yani toplumu bana kalırsa, ki hepinize de zannediyorum öyle, televizyonlarda yapım firmalarının bu tip şeyleri seçip çocuklarımıza bunu, bir de teknoloji, biz çok çabuk alışan bir milletiz. Bize bir anda teknolojinin farklı kollarını sundular bu ülkede. Çünkü sırayla sunulması gerekirken hepsini avuçladılar, önümüze koydular. Biz çok çabuk alışan bir ve sıkılan bir milletiz aynı zamanda. Bu teknolojiyi de fazla sunmak, bu adetimiz olan sıkılganlığı da bizde olması toplumu gerçekten aşırı şekilde bozdu. Hele ben önceden kızlarımız kızarırlardı bizim dönemimizde. Hatta annelerimizin döneminde. Beyefendi de çok iyi bilir. Evet. Erkek arkadaşından dolaşamaz. Bir ar namus vardı. Şimdi ben dikkat ediyorum. Masada gencecik o çocuğa kız küfür ederek masadan kaldırıyor. Hakaret ederek karşısından kovuyor. Yani bir kadın bir erkeğe nasıl hakaret edebilir ya? Terbiye herkes için tabii ki. Çok çok önemli bir şey. Yani terbiye, adab, usul, saygı. Adet, gelenek, saygı. Aynen. Sadece büyüklere değil. Evet. Kendi yaşadığına. Bir kere kendine saygısı olan bir insan öyle davranmaz zaten. İşte kalmıyor ki hiçbirinin kendine saygısı. Onu yitirttirdiler. O yitirildiği için bu sefer ne erkek tanıyor kız. Kız erkek de şimdi. Yine vallahi ben Türk erkeklerini daha usturuplu buluyorum kızlarımıza göre. Kızlarımız ya erkek ta yüzyıllardır aynı geliyor bizim erkeğimiz. Hiç değişmez. Evelallah. Aynı pozisyon gidiyoruz ama kızlarımız aşırı değişti ya. Yani ben ilişki kalmadı, saygı kalmadı. Ben televizyonlarda seyrediyorum. Bir de bu hayvanlara olan bu şiddet, eziyetler, maalesef. Şiddet. Ya bu da bir esasında saygı bir ve iletişim. Hastalık bence o. Yani evet, o insan değil zaten. Değil, yani evet. İnsan yani değil toplumun her böyle şeyine baktıkça ben korkunç rahatsız oluyorum. Hiç yaşanacak bir durumda değiliz. Bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum size. İnşallah toparlanır ama kaybettik. Çünkü neden kaybettik? Nenelerimizi kaybettik, dedelerimizi kaybettik. Onlar kaybolduğu için bütün ataerkil toplum yıkıldı, bertaraf oldu.
Onları tutabiliyor mu anne babalarımız? Asla tutamıyorlar. Çünkü bizim gibi rezil bir zümreye hakim olamıyorlar. Önceden anne baba çocukları biraz hakimiyet altına alırmış, evet, ama artık yeni nesil maalesef ki bazı anne babaları yönetiyor. Evet, yani evet. Anne baba hani arkadaş olacağız derken biraz annenin babanın bir ağırlığı olur. Kesinlikle. Bir çekinirsin. Anneden babadan korkmaktan yok, bahsetmiyoruz ama bir saygı, bir çekince olur. Bir eve geldiği zaman bir oturursun, bir bacak bacak üstüne atıyorsan bir düzeltirsin. Saygıdır bu. Evet. Bunun böyle geçmişte öyleymiş, artık modern devirdeyiz. Bunun modernlikle falan alakası yok. Hiç ilgisi yok ama bazı gençlerimiz bunu yanlış anlıyorlar. Bir laubalilik söz konusu bazı arkadaşlarımızda. Evet. O laubalilikte çirkin bir boyut alıyor tabii ki. Kesinlikle. Ama onlar da öyle şeylerle karşılaşırsa... Siz nasılsanız karşınıza öyle insanlar çıkacaktır. Bu birazcık da böyle bir çekim gücü bence. Ya tabii yani çekim gücü de yani kaç kişiyi çekebilirim ki ben? Çevrende ona göre insanlar bulundurursun. Evet. Ben mesela çok eliyorum. Evet. Eliye eliye gideceğiz. Yani çok çevremiz olacak kafası. Ama o elediklerimiz de bizim toplumumuzun insanı. Evet. Onları düzeltmek gerekiyor ki bu toplum nereye gidiyor diye konuşabilelim. Aynen. Hepsini yanımıza... Çok geniş kapsamlı konular. Evet, evet ya. Çok geniş kapsamlı. Evet. Aynen.